noktada çok önemli bir fark var. Ama biraz da hani ekonomi politikaları, ekonomiyle biraz daha pozitif bilimlerle ilgilenen bir insan olduğumuz için hep şöyle bir şüphemiz de var. Ya saha bu kadar Kemal Kılıçdaroğlu ve değişim yönündeyken anketler niye başa baş sorusunda hep şunu soruyoruz. Acaba biz çok kendimizi dinleyen, kendimize benzeyen insanlarla, bize oy verecek insanlarla vakit geçiriyoruz. Karşı tarafa kloaklarımızı mı kapattık? Yankı odasının içinde mi boğuluyoruz? Gibi bir şüphemiz oluşuyor. Ama Bahar'ın yani kampanya süresini ben herhalde 10-12 ile gittim. AK Parti'nin milletvekili kaybetmeyeceği tek bir il bana söylemediler. Yani Antalya'ya gidiyorsunuz diyorlar ki en az iki milletvekili kaybeder. Kocaeli'ne gidiyorsunuz en az iki milletvekili kaybeder. Bursa öyle. Topladığınızda bütün Türkiye'de çok önemli bir kayıp ortaya çıkıyor. O yüzden biz değişimin geleceğini görüyoruz. Yani anketlerden söylediğinden daha Kemal Bey'in lehine bir sonuç çıkacağını, Millet İttifakı lehine bir sonuç çıkacağını ben hissediyorum ama tabii ki bunu ancak pazar günü göreceğiz. Ama şunu da söylüyor bizim güvendiğimiz anket şirketleri, isim de verebilirim, Team, Panorama gibi şirketler. Özellikle son gün, cumartesi, pazar günü sandığa giderken diğer iki adaya yani Muharrem Bey ile Sinan Bey'e verilecek oylarda bir düşüş olası diyorlar. Çünkü yani nasıl ikinci turda onlara oy verme şansımız yok. İlk turda hiç olmazsa işi bitirelim. Kimin lehineyse, Sayın Erdoğan lehine, Sayın Kılıçdaroğlu lehine bir eğilim olacaktır diyorlar. O yüzden yani cuma günkü anketler bile, bu cuma yapılacak anketler bile çok sağlıklı olmayacağını söylüyor onlar da. Peki çok önemli bir şey söylediniz aslında. Madem bu kadar değişim varsa hala niye bu başa baş anketler çıkıyor diye. İkisinde de öyle mi? Hem meclis seçiminde hem cumhurbaşkanlığında da mı öyle? Yoksa sadece cumhurbaşkanlığı adaylarında mı öyle? Ve siz sebebini ne yapıyorsunuz? Yani Kendi anket, evet. düşünüyorsunuz. Anketler Cumhurbaşkanlığı adaylığında Kemal Bey'i 50'nin hemen üstünde veya altında gösteriyorlar. Yani 48-51 arası diyebilirim. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı ise 41-43 aralığında görüyor. Anketler böyle. Mecliste daha net bir tablo var aslında. Meclisteki tabloda da aslında hem ne Cumhur İttifakı'nın ne Millet İttifakı'nın 300 milletvekili bulamayacağı gibi bir senaryo. En çok anketlerin söylediği senaryo. Yani 250-250, 260-260 gibi bir senaryo. HDP'nin de 70-80 milletvekili çıkaracağı veya Yeşil Solun 70-80 milletvekili çıkaracağı bir senaryo. Anketlerin bize söylediği. Ama tabii ki ancak pazar günü belli olacak. Ama net olan bir şey varsa ikinci tura kalsa bile ikinci turda Cumhur İttifakı'nın bir parlamento avantajı yakalayamadan gideceği yönünde. O yüzden inşallah Türkiye'nin kaybedecek 14 günü değil, ekonomik anlamda ve siyasi anlamda 14 saati bile yok bence Bahar'ın. O yüzden inşallah pazar akşamı 9'da 10'da bu iş biter. Peki şimdi Kerim Bey işte kabul edelim ki hani yarım puanlık bir fark olursa işte bu kabul edilmez. Böyle kimsenin içine sinmez minvalinde bir şey öyle mi olur hakikaten? Siz de böyle mi düşünüyorsunuz? Yani Yani bakın baş, puanlık evet. mı olmalı? Anayasa ve seçim kanunu açık. %50 artı bir oy. Yani bunun tartışması olamaz zaten. Ama Nagihan Hanım'ın attığı paylaşımın bize verdiği mesaj da var bence bu aranın. Bize verdiği mesaj şu. 50 artı bir oyu Recep Tayyip Erdoğan aldığında olmayacak tartışma %50,2'yi Kemal Bey aldığında olacak diyor aslında. Yani bu da aslında demokrasiyi kimin içselleştiremediğini, kaybetme noktasında milletin oyuna kimin saygı göstermeyeceğini de net bir şekilde ortaya koyuyor. Bence Nagihan Hanım da burada kimin aslında demokrasi içselleştirmediğini net bir şekilde ortaya koymuş. Çünkü oradan ben onu anlıyorum. 50,2'lik tartışma Sayın Tayyip Erdoğan'ın 50,2 almasıyla ortaya çıkmaz. Çıkmadı da zaten. 51,4 ile hepimiz kabullendik ve çok da kötü bir 5 sene geçirdik aslında bunun üstünde. Hem demokrasi, özgürlük anlamında hem ekonomi anlamında. Bu saygıyı biz gösterdik. Yani kaç çıkarsa çıksın Kemal Bey, bir oy farkla bile kazansa o saygıyı artık göstermediğini beklemek de bizim hakkımız tabii. Şöyle bir hayalde kurmasınlar bence Bahar Hanım. İstanbul seçimlerinde bunu yaptılar biliyorsunuz. Ama İstanbul seçimlerinde iktidardı idi AK Parti, Cumhur İttifakı. Bir belediye seçimi üstünde çok çok önemli bir siyasi baskıyı Yüksek Seçim Kurulu'nun üstünde kurdular.
O dört oydan bir tanesini geçersiz tabii, üç tanesini geçerli sayacak kararın altına imza attırdılar. Bu artık net bir şekilde biliniyor. Ancak pazartesi sabahı itibariyle bu 50 artı 1'i Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olursa o an itibariyle artık iktidar değiller. Ondan sonrasında başta Yüksek Seçim Kurulu olmak üzere devletin bütün kademelerinde artık o desteği bence beklemesinler. Şu algı var ya, ya işte kaybetseler de gitmezler, etmezler filan, biliyorsunuz bunları, siz de duyuyorsunuz. Ama ne diyorsunuz bunlara ilişkin? Tabii ki gidecekler. Yani aslında çok yüksek perdeden konuşmalar, korkutmalar, darbe olarak bazı nitelemeler mesela. Evet, o böyle cüsseli çıkışlar falan aslında çok büyük bir arkasında korkuyu barındırıyor bence Bahar Hanım. Tabii ki gidecekler. Yani seçimi kaybeden, aslında ben seçimi kazanıp kaybetme terminolojisini çok sevmiyorum. Yani bir seçim oluşacak ve bu seçimin sonucunda millet bir karar verecek. Bir tarafın kaybetmesini içine sindiremiyorum. Yani bence kazananın bütün milletin kazanacağı şekilde görevi devralması en doğrusu, ki Kemal Bey bunu sıkça tekrarlıyor. O yüzden kimsenin kaybetmeyeceği bir seçimi umarım Kemal Bey kazanır. Hani sonuçlar konusunda şimdi YSK tek yetkili normalde, biliyorsunuz. İçişleri Bakanlığı niye böyle bir paralel sistem kurma eğiliminde sizce, birincisi? Muharrem Bey ile ben Çanakkale'de beraberdim. O detaylarıyla anlattı Muharrem Erkek Bey. Yani gerçekten içeride bir paralel yapılanma arzusuyla ortaya çıkmış bir şey. Yani o GAMER denilen kuruluş daha öncesinde de var ama böyle bir görev tanımı yok. Ama inanın hani arkasında da çok korkuyorlar dememdeki sebep de şu. Bunu yazılı olarak, bu emri yazılı olarak bile aslında veremedi İçişleri Bakanlığı. Önce YSK'ya başvurdu, reddedildi. Ondan sonra sözlü olarak vali yardımcılarına talimat veriyorlar ki hani bunu yine de biz takip edelim diye. Fakat bugün bildiğim kadarıyla YSK onun için de bir yasaklama kararı aldı. O yüzden çok ciddi alınacak şeyler bence değil ama arkasında bir kötü niyet olduğu da açık. En azından üst düzeyde, yani bakan, bakan yardımcıları veya siyasiler düzeyinde bir kötü niyet olduğu da çok açık. Peki mesela şey söyleniyor, şunu soracağım daha doğrusu ondan önce. Bu noktalı, hani oy kullanırken oy pusulalarında Erdoğan'ın altındaki nokta ile ilgili YSK karar verdi. Hani sistemik bir şey değilse kabul olur, önemli değil diye. Hani sanki matbaa hatasıymış Evet. gibi. Sizin onunla ilgili bir şeyiniz var mı, şüpheniz var mı bu konuyla? Bizim Seçim İşleri Başkanlığı'nın da görüşü aynı yönde. O galiba 2200 pusulada oluşan Sadece. Bir matbaa hatasıymış. O artık hani tabii ki onlar tabii ki devreden çıkarılmış. Ama böyle bir şey tekrarlandığı noktada, yani aynı hata tekrarlandığı noktada o oyların geçersiz sayılmayacağını bana söylediler. Ama bunun dışında başka hatalar, başka sahtekarlığa izin verecek hatalar olabilir. O yüzden de gözlemcilerin, müşahitlerin ve sandık görevlilerinin dikkati çok çok önemli bu arada. Millet İttifakı, ekonomi kurmayları İstanbul mitingi gününde bir araya geldiler. Neler konuştular diyor izleyicimiz. Ekonominin ve Merkez Bankası'nın başına geçecek isimler belli mi, yoksa şu anlık sadece bir yol haritası mı konuşuldu? Yol haritası konuşuldu. İsimler takdir edersin. Biliyorum ya, her ufak noktanın bile isimleri belli oldu diye mesela böyle şeyler duyuyorum. Hem de önemli Yok. isimler. Kamuoyuyla paylaşılıyor hayır, galiba. Yani şöyle hem bizim ikili üçlü görüşmelerimiz içerisinde hem liderlerin kendi aralarındaki görüşmelerinde tabii ki bazı isimler konuşuldu. Ama Türkiye'deyiz, siyasetin içindeyiz. Seçim de henüz kazanılmadı. Seçim kazanıldıktan sonra bence bu kararlar alınacak. Hepimizin gönlünden geçen isimler var. Hepimizin kafasında isimler var. Kendi aramızda konuştuğumuz isimler var ama miting günü 12 kişi toplandığımızda ekonomiyi konuştuk, yol haritasını konuştuk, ileri yönelik neler yapılabileceğini görüştük, güzel bir fotoğraf verdik, kahvaltı ettik, öyleydi. Yani orada bir kadro meselesine girmedi. Zaten bizim görevimiz de değil biliyorsunuz bu kadroların belirlenmesi. Çünkü biz sadece ekonomi politikalarından sorumlu, genel başkan yardımcılarıyız. Herhangi bir ünvanı kimsenin yok. Bir görevlendirme yapıldıktan sonra o gönüllerdeki isimler çok çabuk ortaya çıkar. Hani benim kafamda 8-10 tane büyük ekonomi bürokrasisinde kimler olması gerektiği konusunda arzularım var tabii. Bunları da paylaştık birbirimizle. İnşallah ülkeye hizmet edecek iyi isimler çıkar. Çok önemli isimler, önemli kadrolar var aslında. Yani o Doğru. verdiğiniz
tarafta hepiniz, yani sizde, diğer isimler de, ismi şu an aklıma gelen gelmeyen. Peki ekonomi bakanı kim olacak ve ekonomi hangi partide olacak seçimi kazanırsanız eğer? Şimdi siyaset bir iddia işi Bahar Hanım. Dolayısıyla sevgili Bilge Yılmaz bu konuda çok biliyorsunuz bir iddia ortaya koydu. O da doğru bir şey bence. Hazine Bakan adayı benim dedi İYİ Parti'nin. Diğer partilerde bu kadar net bir çıkış adaylık talebi yapmadık. Yani Gelecek Partisi'nde, Deva Partisi'nde, Cumhuriyet Halk Partisi'nde, diğer partilerde. Dolayısıyla bu iddia önemlidir. Yani iddialı olmak da iyi bir şeydir bence siyasette. Ama tabii ki liderler karar verecek. Hani isim olarak kim ön plana çıktı deyince tabii ki sevgili Bilge'nin ismi şu anda piyasada en çok konuşulan isim Hazine Bakanlığı için. Ama şunu unutmayalım. Hazine Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı ayrılacak. Bunun dışında önemli ekonomi kurumları var. Ve sektörel bakanlıklar da var. O yüzden ekonomi aslında bir bütün. Hani bana sorarsanız bu 8-9 bakanlığın ve 5-6 tane önemli kurumun ve ekonomi kurulunun yani 14-15 kişilik kadronun çok dikkatli belirlenmesi ve Türkiye'nin içinde bulunduğu itibar açığını kapatacak isimlerle donatılması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani o zaman şöyle gibi mi? Mesela Hazine Bakanlığı işte Bilge Yılmaz, Maliye Bakanlığı işte bilmiyorum birisi. Ama tüm bu sistemin baş şeyi de mesela Cumhurbaşkanı Yardımcısı olan Ali Babacan mı olacak? Hani tüm ekonomiden sorumlu koordinatör gibi. Ya o konuda da bir netlik yok aslında Bahar Hanım. Yani Ali Bey'in tabii ki ekonomi yönetimi çok büyük bir tecrübesi var. Ekibinin de öyle büyük tecrübesi var. İbrahim Çanakçı çok uzun süre Hazine Müsteşarlığı yapmış, BDDK Başkan Yardımcılar, IMF'de çalışmış kişi biri. Böyle bakınca her Cumhurbaşkanı yardımcısına belli bir görev atanacak mı? Bildiğim kadarıyla böyle bir şey olmayacak. Ama bu yine Sayın Kemal Bey'in ve Cumhurbaşkanı yardımcıların kararı olacaktır nihayetinde. Ama Bakanlar Kurulu'nda hem Cumhurbaşkanı yardımcılarının hem bütün bakanların da olacağını unutmayalım. Dolayısıyla herkes tecrübesini koyabilecek bir platformu orada bulacak zaten. Seçim günü en çekindiğiniz, ya şunu yapmaya başlarlarsa ya da bu olursa hakikaten işimiz zora giriyor dediğiniz meseleler var mı? Mesela Can Katbay demiş ki polis ve jandarma yasağa rağmen Soylu'nun dediğini yaparsa suç duyurusunda bulunacaklar mı? Sadece bu konu değil tabii, birçok konu. Tabii ki yani uzmanlık alanının biraz dışında olduğu için hani biraz rezervle konuşacağım. Ama seçim işleri başkanlıkları bütün partilerin ortak bir platformları var. O platformun içerisinde anlık birbirleriyle haberleşerek gerekli suç duyuruları, gerek avukat ekipleri bunların hepsi çoktan hazırlandı. Ama hani neden çekinirsiniz diye sorduğumda tabii ki oyların sayılma sağlığı, yani bir yerden bir yere aktarılırken, oylar sayılırken olaylar, tartışmalar, sürtüşmeler çıkması hiç istenmez. Umarım olmaz. Yani Türkiye'nin böyle bir tecrübesi fazla yok aslında. Yani böyle bir kötü tecrübemiz yok. İnşallah bu sefer de olmaz. Daha önce mesela Muharrem İnce gerekirse son iki gün gereğini yaparız. Hani sanki çekilirim gibi bir şeyler söylemişti. Sizce olur da çekilirse bu Millet İttifakı açısından önemli bir kazanım olur mu? Ve çekilir mi sizce? Bence artık olmaz Bahar Hanım. Çünkü çekilmesi bile mi olmaz? Evet, yani şöyle anketler Muharrem İnce'nin aday olarak önemli bir irme veya oy kaybı olduğunu gösteriyor. Bu bizim sahada da hissettiğimiz bir şey. Sinan Bey'in oyunun biraz yükseliş trendinde ama Muharrem Bey'in düşüş trendinde olduğunu söylüyorlar. Buradan dolayısıyla, oraya geçelim. Evet. Dolayısıyla böyle baktığınızda hani bu saatten sonra yapılacak bir çekilmenin ancak itibar kazanma amaçlı olacağını ama toplam oy salınımını çok değiştirmeyeceğini ben düşünüyorum artık. Tabii moral üstünlüğü mutlaka sağlanacaktır. Biz bunu İstanbul seçimlerinde de gördük. Özellikle mesela Canan Kaftancıoğlu açıkladı. İşte elimizde ıslak imzalar olup olmadığını, tutanaklar olup olmadığını teyit etmek istediler. Hani anlamak istediler. Anladıktan sonra buna devam edilmedi diye. Dolayısıyla o moral üstünlüğünü nasıl koruyacaksınız? Çünkü iktidarın sahip olduğu kanallar daha büyük bir güç. Evet. Devlet onların elinde şu anda, yani aslında YSK da dahil, yani bürokrasiden mi bir duruş bekliyorsunuz? Yani bu gücü nasıl ortaya koyacaksınız? Bu moral üstünlüğü. Evet, güç tabii ki parti teşkilatlarından gelecek pazar günü. Yani parti teşkilatları bütün sandıklara çok ciddi
bir şekilde sahip çıkıyor. Gözlemci ve müşahit olarak sandık görevlilerinin de tabii ki orada etkisi olacaktır. O yüzden biz tek bir oyun bile boşa gitmeyeceğini, tek bir oyun bile yanlış sayılmayacağı konusunda aslında çok rahatız. Birleştirmeler konusunda da hani teknolojinin son 4-5 senede geldiği nokta itibariyle baktığımızda da artık daha avantajlıyız. Yani 2002 seçimlerine göre 2023 seçimleri oyların birleştirilmesi noktasında çok daha kolay hesaplanabilir bir vaziyette. Böyle bakınca aslında en büyük gücümüz dediğimiz gibi bütün partilerin teşkilatları, yani 6 partinin teşkilatlarının gücü olacaktır. Burada uzun süre tecrübesi olan Cumhuriyet Halk Partisi ve Saadet Partisi gibi de iki parti var. Onların tecrübeleri tabii ki önemli. Mesela Okan Bey demiş ki TÜİK gerçek enflasyonu açıklarsa ne olacak Haziran'da? Ya da şu anki gibi devam ederse TÜİK yalana devam mı edecek? Bunu soran yok demiş, bir de sistem etmiş. Soralım. Tabii ki TÜİK verilerinde ne olduğunu araştırmak için mutlaka iktidarda olmak gerekiyor. Yani geçtiğimiz Mayıs ayından itibaren madde sepetindeki detayları da açıklamıyor. Yani hani bilmeyen seyircilerim için söyleyeyim. İşte yani süt, yumurta, peynir yerine süt ürünleri sepetini görüyoruz ama ayrı ayrı hepsini görmüyoruz. Buna benzer şeyler. Hani süt, yumurta da var da diğerlerinde böyle. Şimdi böyle bakınca bunların gizlenmesi, örtülmesi, peçelenmesi de bir şüphe uyandırıyor. O yüzden TÜİK'te muhtemeldir ki enflasyonda istemediğimiz bir sonuçla karşılaşacağız. Ya şöyleymiş enflasyon, şöyle açıklanmış diye bir şey olmasından korkuyoruz. Bunu da ilk ağızdan, yani cumartesi günü Birol Aydemir Bey'le yan yana oturuyordum ben. Eski TÜİK Başkanı biliyorsunuz kendisi. Hı hı. O böyle bir şey konusunda böyle bir yanlış hesaplandığı veya yanlış açıklandığı konusunda çok net. Şimdi öyle olunca da bu bizi korkutuyor tabii. Tabii ki emin oluyoruz yanlış açıklandığında. Yani şöyle düşünün, niye bu kadar kendimizi fakirleşmiş hissediyoruz? Yani enflasyon %100 iken siz de %100 zam alsanız, çalıştığınız firma beyaz yakalıysanız veya gelirleriniz %100 artsa aslında tamam bu da kötü bir şey ama bir şekilde buna adapte olurdunuz ama insanlar artık daha az mal hizmet almaya başladılar. Daha marketlerine işte 5 harfliden 3 harfli marketlere gitmeye başladılar. Bir şey var, bir kalite problemimiz ve bir fakirleşme sorunumuz var. Bunun da enflasyonun yanlış hesaplandığı konusunda önemli endişeler var. İade edilecek tabii o zaman, yani memurlar, işçiler ama bunu devlet bir şekilde yapar ama özel sektör nasıl yapar? İnanın bilmiyorum. Umarım öyle bir şeyle karşılaşmayız ama o zaman çok daha değişik bir şekilde buna bir çözüm bulunması gerekiyor, bu alım gücünün tekrar geri kazandırılması için. Erdoğan'ın da açıklaması var. Ekonomide bir süredir yaşanan dalgalanmaları yakından takip ediyorum diye. Siz bir şey demek ister misiniz yakın takibine? Yani bir süre diye adlandırdığı bizim açımızdan en az 5 sene. 5. sene. Bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeki hükümet Türkiye'nin en uzun süreli hükümeti oldu bu arada. Şey olarak baktığımızda gün sayısı olarak yani vatandaşlarımız için her geçen gün, yani 2018'in 9 Temmuz'unda Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kabinesi açıklandığı günden bu yana Türkiye çok kötü yönetildi. Ekonomisinden sağlığına, demokrasisine, yargısına kadar ekonomik dalgalanmaları bir süredir izliyorsa kalan kısmı kaçırmış demektir, yani 5 senedir bu durum bu. TÜİK verilerinde mesela diyelim ki incelediniz ve gerçekten de çok farklı rakamlarla karşılaştınız. Hı hı. Mesela geriye dönük düzeltme yapılabilir mi sizce? Ben daha önce bunu mesela hep dillendirip söylüyordum. Yani yaklaşık birkaç aydır, evet, aslında söylüyorum. Twitter'da da, işte bir iki programda da, hatta sonra Bilge Yılmaz da söyledi. Geriye dönük şey yapacağız, düzenleme diye. Mesela en azından 1-2 yıllık böyle bir şey yapmak mümkün olur mu sizce? Çok da maliyetli çünkü. Yapılması gerekiyor ama maliyeti de görmeden çok hani bol kesilen bir şey söylemek de doğru olmayabilir. Yani buradaki çarpıtmanın ne ölçüde, ne büyüklükte olduğu da önemli. Yani şunu da yapmamak lazım. Başka bir hükümetin eğer ortaya bir hırsızlık yapmışlarsa, bu hırsızlıktır çünkü. Bu hırsızlığı yapmışlarsa onu da sonrakilerin, sonraki nesillerin üstüne yıkmanın başka bir yolu olmalı. Yani çok büyük bir enflasyonla ve çok büyük bir kur riski
devalüasyonla karşılaşmamıza da engel olması lazım. Ama başka çözümler bulunur. Mutlaka bu telafi yapılır. Yani vatandaşlara bu para ödenir ama hemen ödenir, şu kadar zaman içinde ödenir demek istemiyorum. Daha çok erken. Seçim mesela ikinci tura kalırsa diyelim ki Cumhurbaşkanlığında ekonomik olarak ve siyaseten bir kaos olur mu sizce Kerim Bey? Şimdi siyaseten tabii yani 14 günde Türkiye'de her şey olur bence. Karşımızdaki iktidar özellikle ikinci turda kazanma ihtimalini bir şekilde görüyorsa veya en azından öyle bir ümidi varsa her şey olur. O yüzden çok dikkatli olmamız gerekiyor her türlü anlamda. Ekonomik anlamda ise gerçekten başta Merkez Bankası rezervleri olmak üzere sonrasında da bütçe olmak üzere her geçen gün zarar. Yani benim hesapladığım bugün çarşamba, geçtiğimiz hafta perşembe, cuma neredeyse Merkez Bankası günde 2,5 ila 3 milyar dolar döviz satıyor bu arada. 2,5 ila 3 milyar günlük. Bunun yaklaşık 1,5-2 milyar doları işte ihracatçıdan, KKM'den falan geliyor. Nette de 1-1,5 milyar günlük döviz satıyor. Sürülebilir bir şey değil. Zaten eksi negatif 71 milyar dolara gelmiş rezervleriniz var. Swap sonrası rezervleriniz. Yani tamamen bir parti kuru buralarda tutma hevesiyle AK Parti'ye hizmet için net bir şekilde bu adını koyalım. AK Parti'ye hizmet için partinin bürokratları Merkez Bankası rezervlerini çatır çatır satıyorlar. Bunu toparlamak için de yani o satılan 1,5 milyar doları geri almak yıllar sürecek günlük satılan. Bunların hepsini toparlamak geriye. Maalesef o 14 günü kaybetmememiz gerekiyor. İnşallah ikinci tura kalmaz. Doları dengelemek için satılan altınlar meselesine ne diyorsunuz? Bahar'ım ben geçen galiba Haziran Temmuz ayı bir yazı yazmıştım. Londra uçağının fazla bagajı diye. Nurettin Nebati eninde sonunda mecbur kalacak. Altınları satmak zorunda kalacağı getirmiştim. Yazının şeyi buydu, ana fikri buydu. Gerçekten de üzülerek görüyorum ki bu oldu. Ama bunu yaparken de tabii ki neden kaynaklandığını da anlıyorum. O kadar saçma sapan bir para politikası var ki enflasyonun 70-80 olduğu yerde mevduat faizleri 10-12'de tutarsanız insanlar ya döviz alırlar, ya otomobil alırlar, ya ev alırlar, ya altın alırlar. Parası olmayan da gider pirinç alır. Hiç parası olmayan da kredi kartına borçlanır. Kredi kartı da olmayan bir şey yapamaz, en çok ezilen de olur. Yani böyle saçma sapan bir para politikası kurgulandı. Muazzam bir altın talebi oldu. Altın demek ithalat demek. İthalat demek cari açık demek. Buna engel olmak için de Merkez Bankası'nın altınlarını TL karşılığı satıp cari açığı daha düşük tutmak için gayret ediyorlar. Ama bunun da sonu yok. 110 tona yakın altın sattılar. İkinci tura kalırsa 300 tonu bulur mu? İkinci tura kalmak için diyorsunuz. Yani o 14 günde satacaklarını da üstüne koyduğunuzda toplamda 300 tonu bulur. O 110 ton olan. KKM ve dolar meselesini nasıl çözeceksiniz Kerim Bey? Şimdi kur korumalı mevduat aslında bu ülkenin hem bütçesinin altına konmuş bir bence dinamit. Ama daha önemlisi etik olarak bütçenin altına konmuş bir dinamit. Yani siz en zengin, yurdun en zengin 30-50 bin kişisine bütçenizdeki vergi gelirlerinin neredeyse %7'sini 8'ini bir tek kalemde aktarıyorsunuz. Ondan sonra artık kimseye para yok diye demeniz samimi olmaz. Tarım desteklerinin 4 katını buraya veriyorsunuz. Aile sosyal yardım desteklerinin 2 katını buraya aktarıyorsunuz. Emeklilerinize açlık sınırının altında maaş veriyorsunuz. Ama dönüyorsunuz KKM'ye 200 milyar lira para aktarıyorsunuz. Bundan bir an önce vazgeçeceğiz. Yani buradaki süreyi tam artık söylemek zor. Çünkü 110 milyar doları geçti KKM'nin büyüklüğü. Ama iktidarı aldıktan sonraki 3 ila 6 ay içerisinde kur korumalı mevduattan tamamen çıkmamız gerekiyor. Peki. Bunu yaparken de güveni, tabii birkaç şey. Öncelikle güveni sağlayacağız ki Türk lirası tekrar bir yatırım enstrümanı, tasarruf enstrümanı haline gelsin Türk liramız. Şu anda tamamen tasarruf parası olma özelliğini yitirdi. Sadece bir alışveriş parası olma özelliğinde Türk lirası. Ama bunu yaparken de gerekli teşvikleri vererek, yani kur korumalı mevduat sahiplerine tabii ki paralar ödenecek. Ama
Buradan da çıkışı mutlaka bizim teşvik edip sonlandırmamız gerekiyor. Bununla ilgili planlarımız var. Ama bu tabii hükümet geldikten sonra uygulanacak şeyler.